Videoya geçmeden önce katıl üyelerime bulundukları maddi destekten ötürü çok teşekkür etmek istiyorum. Sizler de destek olmak istiyorsanız ancak paranız çıkışmıyorsa dert etmeyin çünkü yapabileceğiniz en güzel destek kanala abone olup videolara like atmak. Hadi videoya geçelim. Selamlar dostlar, yepyeni bir Skyblock bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ümit ve bugün sizlerle birlikte Skyblock'a kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Dostlarım, en sonunu hatırlayacağınız üzere bu köylü farmımızın yan kısmından aşağı doğru giden bir yer yapmıştık. Ve bu aşağı kısımda ise kendimize bir adet slime farmı yapmıştık. Pekala dostlarım, önceki videodan sizlere bahsettim. Küçük bir slime farmı yaptık. Evet, buna ihtiyacımız olacak ama ben video arasında nelerle mi uğraştım? Birazcık da onlardan size bahsetmek isterim. Şöyle ki arkadaşlar, bakın buradan aşağı doğru inebileceğimiz mob farmının depolaması bulunuyor. Bunu video arkasında yaptım. Yani videoda gösterilecek pek bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle basit kare bir alan oluşturdum. Aşağı doğru uzattım hunileri. Mob farmının daha fazla depolaması olması iyi oldu. Sürekli doluyordu arkadaşlar burası, ben çevrede olduğum için. Onun dışında buradaki ağaçları kestim ama planlarını ekmeyi unutmuşum. İyi, ektik, güzel oldu, bunlar da yerinde duruyor. Şimdi dostlarım, diyeceksiniz ki pekala Ümit, bu videoda neler yapacağız? Evet, bu konuya geçelim dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Skyblock'ta oyunu bitirmeden önceki son adımımızı yapacağız. Yani zırhlarımızı, eşyalarımızı adam akıllı büyüleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu andaki zırhlarımda ve eşyalarımda bulunan büyüler arkadaşlar çok da iyi büyüler değil. Bakın, tamirleri yok, işte kırılmazlıkları ve adam akıllı korumaları bile yok zırhlarımın. Çünkü bunların hepsini köylülerden satın almıştım. Allah razı olsun. Yani bunlar da zümrüt karşılığında bana böyle ucuza veriyorlar. Şimdi tabi dostlarım, Skyblock'ta olduğumuz için imkanlarımız kısıtlı. Elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Bugün köylülerle birlikte ticaret işine girişeceğiz. Gerçekten ama bu kez ticaret işine girişeceğiz. Geçici olmayacak. Kalıcı zırhlar elde etmeye çalışacağım. Daha doğrusu uzun ömürlü, hatta sınırsız ömürlü eşyalar elde etmek istiyorum. Pekala, o zaman buradaki köylüleri de taşıyacağız anlamına geliyor. Ama nereye arkadaşlar? Şu anda yapmış olduğumuz 5 adanın hepsi de kullanılır durumda. Hatta 6 tane ada var, aynen. 6 adanın hepsi de kullanılır durumda. Kullanılıyor yani şu anda. Sizlere şöyle freecam'den de göstereyim arkadaşlar. Şimdi bizim köylülerle olan bölgemizden bir tanesi burası. Köylülerimizin çoğaldığı, ürediği yer. Köylü farmımızın olduğu mekan bu kenarda bulunuyor. Demir farmımız ise bu kenarda bulunuyor. Yine köylülerle haşır neşiriz orada. Şimdi hazır bu temaya uymuşken arkadaşlar, diyorum ki ben bir tane de alan buraya yapalım ve buradaki alanımızda ise köylülerle alışveriş alanı olsun. O halde ihtiyacım olan şey oldukça basit. Bol bol taş ve biraz da odun. Şimdi dostlarım, zaten yapacağım dairenin nasıl bir şey olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Her zaman yapmış olduğum bu yuvarlak çemberden oluşan taştan bir daire oluşturacağım kendime. Şimdi sizlere oturup bunu böyle en başından bu kadar blok buraya, bu kadar blok buraya koyuyoruz şeklinde anlatırsam manasız olur. Çünkü önceki videoların hepsinde anlatmıştım. Gelin bir replay'e gidelim. Bakalım, ben daireyi oluşturayım. Sonrasında köylü işlemlerimize geçelim. Dostlarım, replay'i izlediniz. Görmüş olduğunuz daireyi oluşturdum replay kısmında. Arada bir odun yetmezliğine uğradım ama problem olmadı. Az önce diktiğim fidanlardan tekrar odun toplayabildim. Şimdi ise ışıklandırmasını hallediyordum buranın. Işıklandırma önemli çünkü arkadaşlar biliyorsunuz, yani karanlık iyi değil ya Minecraft'ta. Çok can sıkıcı. Bunu derken de meşalemin bitmesi hiç iyi olmadı. Gidip şuradan biraz meşale yapayım kendime. Kalan yerleri de ışıklandıracak kadar meşaleler yerleştirdik. Tamamdır arkadaşlar. Burası da normal dairelerimiz gibi oldu. Zaten freecam'den de gösterdiğimde arkadaşlar, yani nereden nereye geldiğimizi anlayabiliyorsunuz. Geldiğimiz şu duruma bakın ya. Şurası biraz böyle şey kalıyor. Hani slime farmı evet biraz garip kalıyor ama yani üst tarafın teması bence güzel bir şekilde oturmuş durumda. Şimdi gelelim buradaki köylüleri bir taşıması var arkadaşlar. Bir de buraya bir alan oluşturmamız gerekiyor. Hani en azından köylüleri taşıyacağız ama köylüleri nasıl bir yere yerleştireceğiz, bunu ayarlamamız gerekiyor. Dostlarım, bunun için güzel bir çözümüm olabilir. Şöyle ki diyorum ki şöyle bir kombinasyon yapalım. Hem kara taşı hem de kuş ağaçlarını kullanalım. Yani iki zıt rengi bir arada kullanıp kendimize güzel bir köylü ticarethanesi yapalım. Çünkü kara taşı hiç kullanmadık. Yani video arasında ben bayağı bir trade yaptım gravel için ki bir sürü toprak yapabileyim. Bir sürü kara taş sahibi oldum bu sayede. Bunları da değerlendirmek istiyorum. Hani boşa gitsin istemiyorum. Bunları hem kullanalım hem bir de farklılık olmuş olur. Sürekli meşe kullanıyoruz sağda solda. Bir şurada kuş kullandık. Hani hem kuş kullanmış hem de kara taş kullanmış oluruz. Böylece güzel bir şeyler ortaya çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi dua edelim de arkadaşlar elimizdeki bu eşyalar yeterli olsun. Bilmiyorum yetecek mi yetmeyecek mi.
Ama yani içimde bir his yeteceğini söylüyor. En azından burada bir 15-20 tane köylü elde etmek istiyorum. Bunların yetmesi gerekir. Yetmezse fena olur çünkü. Şimdi aklıma güzel bir tasarım getirmeye çalışıyorum. Buradaki bu hem köşelerden de kaçınacağız biraz. Ve şu kadar da kaba olmayacak. Nasıl bir şeyler yapabiliriz? Belki cilalı kara taş duvarlarını kullanaraktan bir şeyler yapabiliriz. Hani köylüler bunların arasından geçebiliyor ama... Yok, geçemiyorlar. Ben geçemiyorsam onlar da geçemezler. Belki bunları kullanaraktan bir şeyler yapabiliriz. Biraz ekleriz. Sonra belki şu zemin kısımlarını şöyle kara taşlardan yapabiliriz. Bir şeyler gözümde canlanmaya başladı arkadaşlar. Sadece şu arka kısımların boş kalmasını istemiyorum. Buralara da tam blok yerleştirelim. Çatı kısmını nasıl halledebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle basamaklar yerleştirsek. Fena durmadı. Fena durmadı ama biraz basık duruyor. Şöyle birkaç tanesini yan yana yapalım bakalım nasıl duracak. Bakın aslında şey de yapabiliriz arkadaşlar. Bunları böyle normalde şu şekilde yan yana yapacaktım ama şu arka taraflarda yer kaybediyoruz. Bunun olmasını önlemek için şöyle arkada bir duvar oluştursak ve ara kısımlara şöyle kapılar oluştursak, yani şu kapıların arasına köyleri yerleştirsek. O vakit kesinlikle şurayı birazcık daha yükseltmem gerekecek çünkü çok basık gözükecek. Umarım köyleri buraya yerleştirmek çok da problem olmaz. Yani fena gözükmüyor. Böylece ön kısımlarına da yerleştirdim bu duvarlardan. İyi gibi arkadaşlar, bilmiyorum da. Gerçi ön kısımlarına nasıl yerleştireceğim? Burada köylüler olacak. Kafamda çok fazla soru var. Pekala, arka taraflar ve çatı bu şekilde olacak. Yani bunda hemfikirim. Bunda kendimle çelişmiyorum. Ama şu iç kısmını nasıl yapacağım onu bir türlü çözemedim. Şöyle yapsam. Duvarlar güzel. Çıkıntılık kısmına girişmeyeceğim. O zaman kafayı kırıyorum çünkü. Buralara girişmeyeceğim arkadaşlar. Bir blok önde olan kısımlara. Şimdilik iyi gibi gözüküyor. Şu aralara da şöyle duvar atsam. Araları da duvar atarsam buranın simetrik olmadığı ortaya çıkıyor. Bu daha kötü oldu. Duvarlar yerine tuzak kapıları kullansam daha mı estetik olur? Zaten ön kısımlarda da şöyle tuzak kapıları bulunacak. Ve şuralarda da iş istasyonlarının olduğunu varsayın. Yani yapabileceğim en verimli yol bu olacaktır. Bir kenara 6 tane köylü yerleştirebiliyoruz. Şuraya da 6 tane yerleştiririz. Geri kalanları ise köşelere atarız. Şu taraftaki giriş gelişleri kapatmak istemiyorum çünkü. Tamamdır arkadaşlar, yapacağım şekli buldum. Şimdi bunun aynısından bir tane de buraya yapalım bakalım. Neredeyse bitti. Şunları da yerleştirdiğimiz zaman. Tamamdır arkadaşlar, aynısını bu tarafa da yaptım. Bence tatlı gözüküyorlar bu arada. Fena değiller. Yani şu anda 12 tane köylü getirebiliriz. Öncelikle şuradaki köylüleri getirmek istiyorum ama bunların hepsini ben kütüphaneci olarak hesapladım. Şuradakileri getireceğimi düşünemedim. Gelin şöyle yapalım. Bunları da köşelere dağıtabiliriz. Köşeler için de güzel bir yerler hazırlarız. Köşelerden birazcık feragat edeceğiz gibi. Çünkü tam olarak şurası benim köşe yapmamı engelliyor. Şuradaki odun. Fena gözükmüyor. Yani fena değil arkadaşlar. Şu alandan çıkamayacağını düşünecek olursak umarım iş istasyonunu burada olduğu zaman algılar. İyi gibi duruyor. Sadece temaya uyması için şuraya da tuzak kapısı yerleştirebilirim. Onun dışında fena değil yani arkadaşlar. Buraya getireceğim köylü şuradaki köylüler olacak. İyi gibi. Bunun aynısından bir de bu tarafa ve bu tarafa ve bu tarafa da yapalım. Şu kalan kısımları ne yapacağım bilmiyorum ama giriş kısımları olacağı için pek dokunmak istemiyorum oralara. Burayı da hazırladım. İyi gibi duruyor be arkadaşlar. Böyle uzaktan da bakıyoruz. Aynen güzel gibi, hani böyle evler gibi, binalar gibi duruyor bunlar. Bir tane de buraya yapalım bakalım. Evet, şu noktada güzel olduğunu söyleyebilirim. En azından tam şu an arkadaşlar 15 adet köylüyü buraya sığdırabiliriz. Belki bir tane de buraya yaparız ama ihtiyaç duyarsak yapalım gelin onu. Çünkü şu köylülere yerleştireceğim köylüler, yani şu alanlara yerleştireceğim köylüler benim demir satarak zümrüt elde edebileceğim, keza zırh ve eşyalarımı da satın aldığım buradaki köylüler olacak. Köylüleri taşımak için ray kullanmak istiyorum arkadaşlar. Tabii raylar için de vagona ihtiyacımız olacak. Ama bu vagonlardan bir tanesi özel ve güzel olacak arkadaşlar, ki o da fırınlı vagon. Çünkü bu bizim makinistimiz olacak. Yani bizim vagonlarımızı ittiren, bunda çekme olmayacak arkadaşlar, ittiren olacak. Bu sayede kömür yardımıyla biz köylülerimizi ittirmeden vagonun ittirmesiyle ağırlayabileceğiz. Ve sıkı durun arkadaşlar, bu rayların üzerinde duracağı blokları tahmin edemezsiniz çünkü slime bloğu kullanacağım. Neden mi slime bloğu? Çünkü arkadaşlar bakın, odunları kırması zaman alıyor. Taşı kırması zaman alıyor. Kara taş keza öyle. Ama bakın, balçık blokları, yani slime bloklarına pıt 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 pıt, gördüğünüz üzere. Bunlardan istediğiniz kadar koyun. Tek yapmanız gereken hop, bu kadar. Oldukça basit kırılabildikleri için bunları kullanacağım. Önce sizin iş istasyonlarınızı bir alalım. Zaten kafanızda tuzak kapısı var. Nereye çıkacaksınız? İlk olarak sizi bir vagona bindirelim şöyle. Haydi bin aslanım. Tamamdır. Şimdi slime'ın gücünü kullanacağız ve basit bir yol yapacağız. Şöyle köylü istasyonlarının birisinin tepesine getirdim. Şu uçuş yerini de kapatayım. Güçlendirilmiş raya redstone harcamak istemediğim için arkadaşlar, dediğim gibi sınırlı sayıda var. Harcamak istemiyorum. Bir tane bir tanedir yani. Böyle normal rayları kullanacağız. Şöyle yapalım. Böyle
böyle birleşecektir. Normal rayları kullanacağım ama bizim şu makinist işini yapacaktır. Böyle kendim ittire ittire blokların üstüne zor çıkartıyorum. Buradaki şeyi yaptırabilirsem hiç makiniste de ihtiyaç duymam. Ama yaptırabiliyormuşum arkadaşlar ya. Pek aha, geçti yerine. Pek şeye de ihtiyacımız yokmuş. Bu fırınlı vagona da ihtiyacımız yokmuş ama neyse. İş istasyonunu yerine bırakalım ve şu etrafını birazcık kapatacağım. Vagonundan kırdıktan sonra dışarı kaçsın istemiyorum. Vagonu kırdım arkadaşlar. Şu anda yerine yerleşti. Tepesini kapatalım ve artık burayı kolayca temizleyebiliriz. Tamamdır. Sen umarım işini yapıyorsundur. Birazdan seni test edeceğim ama şimdilik böyle kal. Şimdi sıra sonraki köylüye geldi. Bunu da şöyle güzel bir ray yoluyla götürmek istiyorum. Dur. Ben vagon almamışım yanıma, dur. Orada ne işin var? İyi, iş istasyonuna geldim. Peki sen içeri gidebilir misin buradan? Seninle hiç vagonla uğraşmasak. Seni böyle ittire kaktıra ben buraya aldım. Tamam ya, hiç bunları kurmaya gerek yokmuş. İkinci köylü de yerinde. Güzel. Sıra geldi üçüncü köylüye. Şimdi son hazır köylü. Sıra sende. Hadi bin vagonuna. Vagonuna bin, beni delirtme. Vagon gitti. Bravo sana. Şimdi senden yapmanı istediğim tek bir şey var. Ben nereye ittirirsem oraya doğru gideceksin. Bravo adamım. Devam et. Devam et. Haydi bakalım oğlum. Bravo. Mesleğini de alıyorsun sen. Güzel. Vagondan in bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Artık üçüncü köylüyü de buraya getirdik. Bunları da temizleyelim. Şimdi dostlarım, zaten ben buraya üç köylüyü getirirken beni izlediniz. Yani yaptığım bir şey yok. Rayın altına köyleri yerleştiriyorum ve buradaki alanlarına bırakıyorum. Sonrasında vagonlarını kırıp iş istasyonlarını önlerine koyuyorum. Benim şu noktada ihtiyacım olacak diğer köylüler ise tamamıyla büyük kitabı satan kütüphaneci köylüler olacak. Neyse ki altınlardan elde ettiğim deriler ve şeker kamışlarından elde edebileceğim kitaplar yardımıyla, daha doğrusu kağıtlar sonrasında kitaplar yardımıyla kendime delice kitaplık yapabilip ardından bunları da kürsüye dönüştürebilirim dostlar. Güzel 15 adet kürsüm var. Bu benim için oldukça yeterli bir miktar. Çünkü bana 12-13 tane köylü yetecektir. Onların da yerleri zaten hali hazır burada duruyor. Şimdi ise dostlarım tek yapmam gereken şey şurada bulunan onlarca köylüyü, daha doğrusu 12 tanesini şuraya doğru taşımak olacak. Ve bunları böyle sizlerin karşısında yapmak ne kadar hoşuma gitse de hadi gelin bunu bir replay'de yapalım. Çünkü 12 tane köylüyü taşıması biraz zaman alabilir. Haydi bakalım, köylü ticareti, köylü turizmi başlasın. Dostlarım, replay'i izlediniz ve gerçekten hayatımda yaşadığım en sinir bozucu replay anı olabilir. Çünkü buradaki köyleri buraya sokmak biraz zamanımı alıyor, evet. Ama en sonunda başardım. Çok çok uğraştırdılar beni. Çok çok canımı sıktılar. Şu eski yerlerini temizledim. Hatta öyle ki baltamın canına bakın arkadaşlar. Balta kırılmak üzere. Yani çok çektirdiler bana, çok. Umarım güzel şekilde trade verirler. Bakın burası 14 zümrüt artı kitaba su adaptasyonu veriyor. Bu güzel bir büyü. Onu kaçırmak istemiyorum. Yanıma bol bol zümrüt ve bol bol demir alacağım arkadaşlar. Neden demir olduğunu sormayın. Çünkü zümrütleri demirlerle alıyorum. Yani temel zümrüt kaynağım demirler. Demir farmım bayağı iyi çalıştığı için sağ olsun acayip karşılıyor beni. Bu adaptasyonunu alalım arkadaşlar. Sadece kask için bir büyü ama önemli bir büyü. Bunu elde etmiş olduk. Güzel. Sonrasında bakayım başka değerli büyü satanlar var mı diye. Kırılmazlık 1. Kırılmazlık istiyorum. Onun dışında bu tarafta kalmadı. Buraya bakalım. Tüy düşü 3. Tüy düşü 4 çok daha iyi olur. Bu arada biraz pahalı satıyorlar. Şuradakilerden birine yanlışlıkla arkadaşlar vurmuş olabilirim. Sonsuzluk satıyor. Aslında yay için güzel bir büyü. Alınabilir mi? Alınabilir. Neden almayalım? Alalım arkadaşlar. Sonrasında alev var. Hayır. Yayda alev istemiyorum. Patlama koruması istemiyorum. Süpürücü kenar kılıç için güzel ama arkadaşlar kılıç çok çok önemli değil be. Kazmalar, baltalar falan daha önemli. Bir uyuyalım sabah olsun. Zaten mesleklerini bu şekilde ancak yenileyebilirler. Ve bakın arkadaşlar, bu da benim birine vurduğumu anlamış ki pahalıya pahalıya istiyor benden zümrütleri, demirleri. Ve bakın bu da aynı şekilde. Umarım bu pahalı değildir. Aynen. Bunda sabit. Güzel. Umarım birkaç gün içerisinde fiyatları normale döner. Çünkü pahalı satın almak pek keyifli değil. Dediğim köylülerin şu önlerindeki tuzak kapılarını kapatacağım ki hangisinden satın aldığımı öğreneyim arkadaşlar. Örneğin bundan mı satın almıştık? Yok. Bundan satın aldık mesela. Bunu kapatacağım. Yeni köylülerle trade'e oturabileyim. Bu arada gün içerisinde arkadaşlar öğle vakitinden gece vaktine kadar bunlarla alışveriş yapabiliyorsunuz ve eşyalarını yeniliyorlar. Haberiniz olsun. Bu sebepten ötürü öğlen olmasını bekleyeceğiz. Aa bakın, Wandering Trader gelmiş. Güzel. Günlerce onu beklemiştim ben, biliyor musunuz arkadaşlar? Gidip onun yanına bir alışveriş yapalım. Hazır öğlen olacağı sırada. Umarım bir tane dripstone getirmiştir ya. Damla taş varsa çok iyi olur arkadaşlar. Sınırsız lava ulaşırız. Selamünaleyküm birader. Nasılsın? Tamam hadi eflatın
boyu alalım. Akasya fidanı bak bu güzel işte. Bol bol alalım bundan. Hadi mavi orkide de alayım. Birkaç tane de paketlenmiş bu. Ver bari ne diyeyim yani. Al hatta alabildiğim her şeyi aldım. Soydum soğana çevirdim lan sarmaşık almayı unuttuk dur. Dur sarmaşık almayı unuttuk. Sarmaşık önemliydi bizim için. Akasya odununu görünce arkadaşlar bir an abanmışım ben. Artık pahalı mahalı bana kaç tane şey verin. Zümrüt verin. Ahbap bana birkaç tane sarmaşık ver. Adamsın. Senden alabileceğim her şeyi satın aldım galiba. Hı mı? Hı dedin evet. Evet bu evet anlamına geliyor. Zaten beyaz boyaya erişimim var. Özür dilerim. Minecraft kanunları. Aa derizlik. Arkadaşlar bu arada bu sarmaşıkları farmlamanın en güzel yolu nasıl biliyor musunuz? Bakın şöylece kendinize yerden biraz yukarıda birkaç adet blok yerleştirin. Ne bloğu olduğu önemli değil. Tam blok olsunlar yeterli. Onun dışında sarmaşıkları şu şekilde asıyorsunuz. Ardından arkadaşlar bunlar uzadıkça makas da topluyorsunuz. Bakın aşağıdan yukarıya doğru makas da toplayın. Yukarıdan kırarsanız hepsi gelmez haberiniz olsun. Orkideleri artık ne yapacağım bilmiyorum ama gidelim hayvanlarını oraya ekelim. Orası çimenlik. İhtiyacımız olursa açık mavi boyaya buradan gelir alırız. Bu arada hayvanları ara ara arkadaşlar burada çoğalttım. Çok da fazla arttırmak istemiyorum yani. Boşu boşuna burada hayvan topluluğu oluşmasın. Kullanmıyoruz zaten şu anda. Akasya fidanlarını ekebiliriz. Buradaki kırdığım meşelerin yerine. Birazcık da bundan farmlayalım değil mi? Bakın buradaki sarmaşık uzamış arkadaşlar. Tek yapmam gereken makas yardımıyla bunu bu şekilde kırmak. Ardından artık farmlanabilir oluyor. Bu arada arkadaşlar şu yandaki köylülerin şöyle bir problemi var. Bunlar köşedeki eşya istasyonlarını algılayamıyorlar. Sanırım duvarlardan dolayı oluyor. Böylece önlerine doğru çekersek problem olmadan zümrütlerimizi alabiliriz. Yalnız kendime bir balta almak istiyorum. Balta sende satılıyordu değil mi? Baltam kırıldı çünkü. Derin koşucu 2 istemiyorum. Arkadaşlar bu arada ağır ağır fiyatlarını indiriyorlar. Bana olan öfkeleri geçiyor. İyi. Güzel. Köylülerin her birini kontrol ediyorum ama arkadaşlar yani çoğunda dandik büyüler var derken yalnız bu önemli bak ha. Verimlilik 5. Bunu kitlemem lazım. Yeterli zümrütüm yok. Belki toplayabilirim diyeceğim ama biraz pahalı mahalı ama. Hiç iyi değil arkadaşlar. Bu fiyat pahalılığı beni öldürür. Demir yetiremem. Bunu kitlemek istiyorum. Kağıt. Teker kamışları bekleyin. Dur. Sakın değiştirme. Geldim. Heh. Böylece kitleyelim. Zümrütüm olduğunda buradan gelip senden verimlilik alacağım. Merak etme. Tamamdır. Bu da halloldu. Arkadaşlar bu uzun bir süreç ve gerçekten zaman alan can sıkıcı bir durum. Ve bakın istediğimiz büyüleri vermiyorlar. Hatta çoğu büyü kitabı bile vermiyor ve bunlar mesleklerini almakta huysuzlanıyorlar. Çünkü çok fazla meslek var burada. Biraz zaman alan bir işlem olacak bu. Şöyle yapalım. Gelin isterseniz bir Ripley'e gidelim. Belki Ripley'i bile koymayabilirim. İhtiyacım olan bütün büyülerden en az birer tane olacak şekilde toplayayım arkadaşlar. Bakın elimde ne kadar demir varsa getirdim. Buradaki köylülere satabilmek için. Ama bilmiyorum bakalım işe yarayacak mı yaramayacak mı bu taktik. Elimdeki her şeyi satıp zengin olma taktiği. Dua edelim de yarasın. En güçlü zırhlara falan sahip olmak istiyorum. Bu arada bunlara basmayacağım. Yeni zırhlar alıp basarım. Onlar da çok dert değil. Dediğim gibi bu uzun bir süreç olacak arkadaşlar. Hadi gelin bir Ripley'e bari gidelim. Sonrasında tekrardan karşınıza gelirim. Hop. Dostlarım tekrardan merhabalar. Öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Köylülerle uğraşması gerçekten gıcık bir şey. burada görmüş olduğunuz bütün köylüleri arkadaşlar kitlemeyi başardım. Bakın burada keskinlik, adaptasyonu, koruma, solungaç, kırılmazlık vesaire şeklinde gidiyor dostlarım. Hatta şöyle ki dedim ki hani eşyalarımı olabildiğince fullemeye çalışayım. Ve işte karşınızda elde ettiğim bütün büyü kitapları. Şöyle bakacak olursanız kaskımın ki tamamıyla hazır. Chestplate'imin ve pantolonumun ki hazırken arkadaşlar botum da tamamıyla hazır. Ruh hızı dahil altın farmından almıştım. Kılıcımın ki eksik arkadaşlar. Süpürücü, kenar ve ganimeti yok maalesef. Onun için yeterli köylüm yok. Yanlışlıkla iki tane solungaç kitlemiş olabilirim arkadaşlar. Sorgulamayın. onun dışında yayımız zaten düşen yayları birleştirerek oluşturdum. Belki bir yumruk, bir alev olabilir. Sonsuzluğunu satın aldım. Onun dışında kazma, balta ve kılıç için ipeksisi bulunan fullenebilir büyüler aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle ben zırhım için olan bütün büyüleri yanıma alacağım. Hepsini yanıma aldım. Bunları bir bir basmak istiyorum. Ancak şu anda 27 seviyeyim arkadaşlar. Bu seviye pek de yeterli bir seviye değil. Burada XP kasabilirim. Ama altın farmı biraz daha bana verimli geliyor. Bu sebepten ötürü yanıma 3 tane earth alacağım ve buradan Nether'a geçeceğim. Böylece Nether'a geldik arkadaşlar. Earth'lerimizi buraya bırakabiliriz. Şimdi birleştirebildiğim kadar önce chestplate'den başlayalım. Büyülerimizi birleştirelim. Şu iyi gibi arkadaşlar. Bir tane daha aynısından. Sonra bir tane daha aynısından. Ve bir tane daha aynısından
birleştirdim. Şimdi temel koruma ve kırılmazlıklar birleştirilmiş durumda. Diğerlerini de olabildiğince birleştireceğim. Arkadaşlar son durum şu. Şu sıra tamamıyla benim botlarım. Şurası benim kaskım. Pantolon ve göğüslük zaten aynı büyülere sahip. Onlara da hiçbir değişikliğe gitmedim. Pekala, daha fazlasını birleştirebiliyor muyuz? Tamam. Chestplating hazır. Ancak pantolon tam olarak değil. XP'ye ihtiyacım var. XP elde etmenin de kolay yolunu biliyoruz. Şunlara vuracağız ve burada bekleyeceğiz biraz. Deli gibi geliyorlar arkadaşlar, baksanıza. Şu bottakiler sayesinde hiç agro da kaybolmuyor. Deli gibi pigmen geliyor. Yaklaşık 2 dakika geçti. Bakalım ne kadar XP olmuş. Çok fazla AFK kalmak istemiyorum. Çünkü eğer XP'ler fazla gelirse silinirler. Ve her seviye atladığımda bir sonraki seviyeye atlamam zaman alıyor. Şunu da birleştirelim. Bunun için 12'ye ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar tamiri de bu kitaba ekledim ama yapmam gereken şey bunları birleştirmek. Böyle 14 istiyor. Korumayı başa alırsak. Eğer korumayı sona alırsak 11 istiyor. Tamam. Bir şey değişmez. Büyü büyü olacak sonuçta. 12. seviyeye ulaştım. Böyle yaptığımda basabiliyorum. Tamam. Güzel. Kaskımızı da hazırladık. Kask, göğüslük ve pantolon hazır. Şimdi sıra geldi bunu büyülemeye. Böyle 16 istiyorsun. Ters çevireyim. 12 istiyorsun. Bunu getirelim. 9. Tamam. Şu ana kadar en düşük 9. O zaman ruh hızından sonra korumayı basarsak problem olmayacak arkadaşlar. En sonunda bunu basarız. Tamam. Birazcık daha XP alalım bakalım. 9 seviye oldum. Ruh ve korumayı birleştirdim. Sadece şu ikisini birleştirmek kaldı. Böyle 14 diyor, böyle 25 istiyor. Şu şekilde istediğinde 14 isteyecek. Tamam. O zaman problem yok. Bu şekilde basalım. Önce ruh hızı bulunan, sonra tüy düşüşü bulunan. 15 seviye oldum ve bunu da bastığım vakit arkadaşlar artık büyülerimizin hepsi tamam. Sadece setime işlemek kaldı ama setimdeki büyüleri çıkartmam gerekiyor. Tekrar dünyaya dönmeliyim. Biliyorsunuz büyüleri çıkartabilmek için grindstone, yani taş bileyiciye ihtiyacımız var. Yok, alet bileyici mi, öyle bir şey. Onarım ve büyü kaldırma yazıyorsun ama şu bileme taşı. Aynen, bileme taşı. Buna ihtiyacımız var. Niye söyleyemedim bunu bilmiyorum. Elimdeki eşyalardan da bu büyüleri çıkartalım. Problem değil. Zaten hepsine tamir basacağımız için arkadaşlar canları pek mühim değil. Şu anda 5 seviye oldum. Ancak 5 seviye benim bu büyüleri zırhlara basmama yeterli olmayacaktır. Tekrar altın farmına gitmeliyim ki tekrar XP kasabileyim. Burada sıkışan XP'lerden hala daha gelmeye devam ediyor. Dur bakalım. Öncelikle pantolondan başlayalım. 12 istiyor. Chestplate ne kadar istiyor peki? Bu da 12 istiyor. Tamam. Bunlar 12'şer. En düşük bunlar isteyecektir. En az büyü bunlar da var çünkü. Tekrar 12 seviye. Pantolona da bastık. Pantolonumuz ve göğsümüz fullendi. Ama bunları giyersek XP'yi bunlar tüketir tamir olduğu için. Derken 7 seviye olduk. Bakalım botumuz için 38 seviye istiyor arkadaşlar. Şu kitap 38 seviye. Ancak bu şekilde fulleyebiliyoruz. Oo, bu bayağı ciddi. Kask 24. Pekala. Birazcık daha altın farmında AFK gibi gözüküyor. Daha bir de eşyalarımız da var, unutmayalım. Pigmenler gelmeye devam ediyor. Bakalım aşağıda ne kadar XP birikmiş. Sağa sola saçıldığını görebiliyorum. Şu anda bunları giymemem önemli çünkü üstünde tamir bulunan eşyalar sömürecektir yani XP'yi. 24 seviye oldum. Hemen kaskıma basmak istiyorum. Tekrardan XP'lerim artmaya devam ediyor. Tek bir eksik kaldı. Botum, o da 38 seviye istiyor arkadaşlar. Bakalım şu kalan XP'lerden kaça kadar çıkabileceğiz. Eğer aklınızda şöyle bir şey varsa, hani niye direkt 70 XP olmuyorsun da hepsini birden basmıyorsun gibi bir soru. Arkadaşlar her seviye atladığınızda seviye atlamak, bir sonraki seviyeye atlamak çok daha zorlaşıyor. O yüzden sıfıra düşüp tekrar artmak daha mantıklı. Bakın 27'de kaldım. Şimdi biraz daha AFK kalacağım. Bu 38 olduğunda onu basacağım. Sonra eşyalarım için tekrar dünyaya dönmem gerekecek falan. Zaman alıyor. Arkadaşlar yine aradan belli bir zaman geçti. Yaklaşık 1-2 dakika kadar. Bakalım aşağıda biriken XP'ler bizi 38'e çıkartacak mı? Şöyle gelsin hepsi. Umarım yetecektir bunlar. Ölsün içinde hazır bir şekilde bekliyorum. Yeşil gördüğüm anda arkadaşlar hemen çekeceğim buradan botumu. Ve hemen giyeceğim. 36, 37 ve tamamdır. Artık zırhlarımı giyebilirim. Tamam. Üstüne bir de 8 seviyem de arttı. Artık dünyaya gidip şu eşyalarımın büyülerini de alıp gelebilirim dostlar. Şimdi büyülerimin hepsini aldım. Tek yapmam gereken nedir'e dönüp bunları eşyalarıma geçirmek. İlk olarak yayımıza sonsuzluk basmak istiyorum derken basamıyormuşum. Henüz XP'm yeterli değil. Keskinlik, kırılmazlık ve tamiri bir araya getirdim. Bu benim kılıcımın büyüleri olacak. 12 istiyor. Henüz ganimet ve süpürücü kenarım yok bu arada. Bunu da aklımda tutmalıyım. Onun dışında bir tane ipeksiz dokunuşla tamiri birbirine bağlayabildim. Şimdi yapmam gereken şey yine AFK kalmak. Tekrar düşmek istemiyorum arkadaşlar ama sizlere büyülerin nasıl basıldığından, nasıl basılması gerektiğinden bahsediyorum ediyorum burada. Yine birleştirebildiğim kadar verimlilik 5 ve kırılmazlık birbirine bağlayacağım.
yine ipeksi ve tamirlerde birbirine bağlı dursun. Sonrasında verimlilik ve ipeksiyi birbirine bağlamam gerekecek. Yani dördünü birleştirmem gerekecek. 8'er XP istiyor. Tamam. Birincisi hazır. İkincisi hazır. Üçüncüsü hazır. Kılıcım hazır. Kazma, balta, kürek için her şey hazır. Yayım hazır. Yay için 12 istiyordu. Yo, 11 istiyor. Kılıç için o zaman 12 istiyor. Kazma için 17. Diğerleri için de yüksek ihtimalle 17 isteyecek. O yüzden önce 11'den başlayalım. Tamamdır. Yayımızı basabiliyoruz. Sonsuzluğu var artık. Kılıcımızı da basabiliriz artık. Ganimeti ve süpürücü kenara eksik. Henüz onun köylülerine ulaşamadım. 17 seviye oldum. Artık kazmama da büyü basabilirim. Kazmam da tamamıyla hazır. Fillerin hepsini toparladım. Yeterli olmadı. Sadece kürek ve baltam kaldı. Yine 17 seviye oldum. Bu kez baltamızı basalım şöyle ve son olarak küreğimiz kaldı. Haydi bir kez daha 17'ye doğru yol alalım. 17 seviye olmak üzereyiz ve olduk arkadaşlar. Küreğimiz de hazır. Artık eşyalarımızın tamamını fullledik. Sadece canları biraz az. Üzerlerinde tamir olduğu için gelen XP'lerle fullleyebiliriz. Onların da fullenmesini bekleyelim. Güzel. Gördüğünüz üzere arkadaşlar artık her şeyimizi fullledik. Zırhlarımız dahil. Bütün büyüleri tamam. Bunları yaparken de aynı zamanda biraz da altın kasmışız arkadaşlar görebileceğiniz üzere. Çok da bir şeysi kalmadı artık altınların. Ama onları alsam iyi olur ya. Kendim altın avuç yaparım arkadaşlar. Son olarak bir dünyaya dönelim. Dostlarım, görmüş olduğunuz üzere bu videoda sizlerle birlikte kendimize biraz da ticarethane yaptık ve bu ticarethane sayesinde eşyalarımızın tamamını fulleme fırsatı bulduk. Elmas eşyalara erişimimiz kolaydı. Artık fullenmiş elmas eşyalara eriştik. Bu gerçekten kolay olmadı çünkü köylüler çok huysuzlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sizlere bir şey katabilmişimdir. Umarım keyif aldınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve de bay bay.